Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başladı işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförünü yaptığım 56 şarjlı taksiye biniyor. Ve Karagümrük'e diyor bana. Karagümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mı ki aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Şarule'ye. Bu kapıyı unutma. Bir gün bu kapıda gendarmaş olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istediyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istediyorum. Bu kez üvey abisi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı güçtür. Anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Anam, oğlum bu iş nasıl yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum. Kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hadi yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırıyorum diyor. Rıdvan, beline babadan kalma, altı patları da takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey Karagümrük, ben geliyorum. Karagümrük yanıyor, polis beni arıyor. Karagümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Tamam diyor memur bey, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama Karagümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçıyorsun da Karagümrük'ü ne diye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Sonra perdeler tutuşmuş, sonra ev tutuşmuş. Sonra Karagümrük toptan tutuşmuş. Veryansıt etmiş bizim üvey kaynana. Taksici Ramazan kızı kaçırdı, mahalleye de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar bir nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım, seni bu adam mı kaçırdı? Evet Hakim Bey. Mahalleyi de bu adam mı yaptı? Evet Hakim Bey. Ne evet Aslı, nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet'i? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de, mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de. Yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kana deliye. Birkaç güne kalmadı, koptu kafamın üvey kayışı. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım, gider bu kez harbiden Karagümrük'ü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz. Değil mi Hakim Bey? Yaptım mı, yapmadım mı? Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce üvey abisinin Balat'taki kavgasını, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı ev benzin döküp yaktım. Şimdi Hakim Bey, cezam neyse çekerim. İçeride iyi hali bozmam, sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Karagümrüğü yakar, sonra girer paşa paşa yatarım Hakim Bey. Paşa paşa yatarım.